Bu videomuzda özdeğerler ve özvektörlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir kare A matrisine ihtiyacımız var. A n çarpı n tipinde bir matris. A x işleminin sonucu x vektörünün bir katını versin. Yani burada x bir vektör, lambda ise bunun bir katı. Yani şu şekilde anlayacağız. Bir A matrisi ile x vektörünü çarpıyoruz. Yine x vektörünün bir katını elde ediyoruz. Burada bu eşitliği sağlayan lambda değerlerine a'nın öz değerleri birden çok olabilir. Ve bunlara karşılık gelen x vektörlerine de öz vektörler diyoruz. Mesela bir denklemimizi tekrar yazalım. Burada ax eşittir lambda x eşitliğinde lambdamız öz değerken burada eşitliğin her iki tarafında bulunan x'lerimiz öz vektör olmaktadır arkadaşlar. Şimdi bu durumu geometrik olarak düzlemde bir gösterelim. Şöyle anlatacağız arkadaşlar. Biz elimizde olan bir x vektörüne a matrisini uyguluyoruz. Yani a matrisiyle x'i çarpıyoruz. Aslında bunu şeyden hatırlayacaksınız. Lineer dönüşümlerden. A herhangi bir lineer dönüşümün matrisi. Bu x vektörüne o lineer dönüşümü uyguladığımızda lambda x olarak kalıyormuş. Yani şurada okuyalım. A matrisiyle gösterilen bir lineer dönüşüm altında invariant yani değişmez kalan x vektörü kendisinin bir başka katına gönderiliyor arkadaşlar. Yani x vektörü belki direkt x'e gönderilmiyor. Yani ax eşittir x de olabilir. Ama farklı 2x de olabilir. 1 bölü 2x de olabilir. Bu şekilde. Yani sen bir dönüşümü uyguluyorsun bir vektöre. O vektör nereye gidiyor? Kendisinin bir katına gidiyor. Olay burada bu. Bakın lambda'nın sıfırdan büyük olduğu yerlerde bu şekilde resmediliyor. x vektörümüz ax bunun bir katına 3x'e 4x'e 5x'e gönderiyor. Eğer lambdamız negatifse o zaman x vektörünün negatif bir katına gittiğini göreceğiz. Ama önemli olan şey şu. Yani siz bir dönüşümü uyguluyorsunuz. Fakat bu uyguladığınız dönüşüm o vektörü ya kendisine gönderiyor ya onun bir katına gönderiyor. Özel bir durum aslında. Normalde böyle olmaz. İşte bu özel durumu inceliyoruz. Öz değerlerimiz lambdalar öz vektörlerimizde x vektörleri bu eşitliği sağlayan. Evet resmi olarak da tanımını da vermek istiyorum. A n, n çarpı n tipinde bir matris yani bir kare matristen söz ediyoruz. Sıfırdan farklı bir x vektörü için sıfır vektörü için her şey çok e, aşikar çok standart oluyor. O yüzden sıfırdan farklı bir x vektörü için ax eşittir lambda x eşitliğini sağlayan lambda değerine a matrisinin bir öz değeri X vektörüne de bu özdeğere karşılık gelen özvektör diyoruz arkadaşlar. Yani her bir bulduğumuz özdeğer kendisine bir özvektör de buluyor. Yani özdeğerler değiştikçe farklı özvektörlerde ne yapıyoruz arkadaşlar elde ediyoruz. Şimdi birlikte bir örnek yapalım. Bir a matrisi veriliyor arkadaşlar. a matrisi 2 0 0 eksi 1 2 2 bir matris diyor ki x1'in diyor A'nın bir öz vektörü olduğunu ve bu öz vektöre karşılık gelen öz değerin de 2 olduğunu gösteriniz diyor. Öz vektör ne demekti arkadaşlar? Şöyle düşüneceğiz. Önce A'yı cevaplayalım. Bir A matrisimle, isterseniz önce denklemini yazayım. Ne olmasını bekliyorum? AX1'in ne olmasını? lambda 1 x1 olmasını bekliyorum. Niye x1 x2 kullandım? İkinci bir örnek olduğu için. Burada mesela şurada hata yapmışız. Buna x2 ve buna da lambda 2 diyelim. Ve bunun kaç olduğunu birlikte görelim isterseniz. Onu yazmayı unutmuşuz. Evet. ax1 eşittir lambda x1 denklemini sağlatmak istiyoruz. Beraber yapalım. Arkadaşlar a birim nedir? a daha doğrusu nedir? 2 0 0 eksi 1'dir. Çarpı x1. x birimle 1 0. Çarpıyorum arkadaşlar. Birlikte çarpalım. 2 kere 1, 2. 0 kere 0, 0. Burası 2 yaptı. Daha sonra ne yapıyor arkadaşlar? 0 kere 1, 0. Eksi 1 kere 0, 0. 2'ye 0 yaptı. Arkadaşlar bu AX1. Peki neye eşit? X1'e bakın burada. 1, 0 değil mi? 2 tane X1'e eşit. O halde neyi de bulduk? Lambda 1'imizi de bulduk. Lambda 1'imiz neymiş arkadaşlar? 2'ymiş diyoruz. B şıkkına geçelim. B şıkkında da AX2'nin lambda 2 X2 olması lazım. Şimdi hemen A ile X2'yi çarpalım. A neydi? 2, 0, 0, eksi 1'di. Çarpı 0, 1. Bakın bu neyi verecek bize? 2 kere 0, 0, 0 kere 1, 0, 0, 0 yaptı. Burası da 0, eksi 1 yaptı. Evet 0'a eksi 1 arkadaşlar. 0 1'in kaç katı? Eksi 1 çarpı x 2. Demek ki buradan lambda 2'mizin de eksi 1 bir olduğunu birlikte gördük. Tekrar anlatayım hızlıca. Bize x1 ve lambda 1'i vermişti. Bunu sadece gösterdik böyle olduğunu. A x1'i hesaplıyoruz. Gerçekten de A ile x1 vektörünü çarptığın zaman x1 vektörün 2 katı olduğunu. O halde lambda 1'in 2 olacağını anlıyoruz benzer şekilde A matrisiyle x 2 çarptığımız zaman 0'a eksi 1 geliyor. Bu da 0 1'in arkadaşlar ne olduğunu gösteriyor. Eksi 1 katı olduğunu gösteriyor. Buradan lambda 2'nin de eksi 1 olduğunu görmüş oluyoruz. Bir başka örneğimiz var. Bu sefer reküpte küpte yani 3'e 3 bir matrisimiz var. Burada x1, eksi 3, eksi 1, 1 ve x 2 de 1, 0, 0 vektörlerinin birer öz vektör olduğunu gösteriniz demiş. Arkadaşlar bu az önceki örneğimizde buna benzerdi. Orada öz öz değerlerini bilmiyorduk, biliyorduk. Burada hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece öz vektörlerini biliyoruz. Ama daha sonraki örneklerde zaman geçtikçe ne yapacağız? Belki bu videoda değil ama sonraki videolarda sadece matrisi verip öz vektörlerini de bulacağız. Şu an birazcık daha öz vektörleri biliyoruz. Buna karşılık öz değerleri bulacağız. Bakın isterseniz başlayalım. Önce buna AX1 ile başlayalım arkadaşlar. AX1 dediğimiz şey nedir? 1 eksi 2 1 0 0 0 0 1 1 matrisi ile x1 vektörünü çarpacağım. Eksi 3 eksi 1 1. Beklentim şu arkadaşlar. Eğer bunun özdeğer olduğu söyleniyorsa benim elde edeceğim mat vektör de eksi 3 eksi 1 1'in bir katı olması lazım. 2 katı mı olacak? Eksi 1 katı mı olacak? Kendisi mi olacak? Onu göreceğiz. Bir kere eksi 3 eksi 3. Artı 2 geldi ne oldu? Ee, eksi 3 artı 2 eksi 1 yaptı. 1 daha 0 geldi. Peki. Burası zaten 0. Burası da 0 geliyor. Ha, oldu mu arkadaşlar? Oldu aslında. 0 çarpı x1. Yani x1'e karşılık gelen lambda birimiz neymiş? 0'mış diyoruz. Tekrarlayalım. x1'imiz bir özvektör ve bu özvektöre karşılık gelen lambda değeri öz değerimiz neymiş? 0'mış diyoruz devam edelim ikincisiyle. A x 2. A matrisimiz 1 eksi 2 1 0 0 0 0 1 1. Bu arada belki aklınıza soru işareti gelebilir. Hocam öz değerler 0 olabilir mi? Bunda bir mahsur yok. Öz vektör 0 olduğu zaman bir e, herhangi bir özelliği yok. Yoksa öz değerler 0 olabilir. Bakın kendisi 0 olmayan 0 vektörü olmayan bir vektöre karşılık sıfır şeklinde bir özdeğer bulunabilir. Kafanıza takıldıysa diye onu da verdim. Şimdi a x2 1 0 0 yapıyoruz. Bakalım ne gelecek. 1 kere 1 1. Burası ne yaptı? 0. Burası ne yaptı? 0 yaptı. Ha. Bakın bu x2 idi. Tam da x2'nin aynısı geldi arkadaşlar. Tekrarlayalım. a ile x2'yi çarptım. x2 vektörünün aynısı geldi. Demek ki buradaki öz değerimiz ne olacakmış? 1 olacakmış diyoruz değerli arkadaşlar. Evet demek ki iki tane öz vektörümüze karşılık gelen iki tane öz değerimiz 0 ve 1'miş. Öz uzay diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce vermedim ama öz değer dediğimiz eigen value oluyor. Öz vektör dediğimiz eigen vektör oluyor. Öz uzay da eigen space'dir. İngilizce karşı okuyan arkadaşlara bu şekilde kavramları bir hatırlatmış olduk. Şimdi n çarpı n tipinde bir matrisimiz var ve lambda bu matrisin bir öz değeri. Lambda'nın tüm öz vektörlerinin oluşturduğu küme ve sıfır vektörünü bir araya getirdiğiniz zaman bir ne oluşturuyoruz arkadaşlar? Alt uzay oluşturabiliyoruz. Bu uzaya ne diyoruz arkadaşlar? Lambda'nın öz uzayı eigen diyoruz. Şimdi kimler olacakmış? A, A matrisinin öz değerlerinden biri olan lambda'ya karşılık gelen öz vektörleri bir araya koyuyoruz ve yanlarına normalde olmayan sıfır vektörünü de koyuyoruz. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman elde ettiğimiz uzay R üzeri n uzayının bir alt uzayıymış ve bunun adı da öz uzaymış değerli arkadaşlar. Evet, bir A matrisi verilmiş. Eksi bir, sıfır, sıfır, bir şeklinde tüm öz değerlerini ve bu öz değerlere karşılık gelen öz uzaylarını bilmemiz isteniyor. Arkadaşlar, öncelikle eksi bir, sıfır, sıfır, bir benim A matrisim. Bir vektöre uyguladığım zaman, x'ye gibi bir vektöre uyguladığım zaman ne elde ettiğime bir bakayım. Değerli arkadaşlar, bunu uyguladığımız zaman eksi x'e y gibi bir lineer dönüşüm. Yani A matrisi ile tanımlanan bir lineer dönüşüm bu şekildedir diyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi mesela benim burada aklıma iki tane şey geliyor. Aslında bu bir ne oluşturuyor? Simetri oluşturuyor. Yani şöyle gösterelim. Mesela xy'miz şöyle bir vektörse, xy'miz böyle bir vektörse Nereye gönderiyor bu dönüşüm arkadaşlar? Eksi x y'ye gönderiyor. Yani x'i eksi, eksi şöyle göstereyim burada. Bakın nereye gönderiyormuş? Şu arkadaşa gönderiyor. Eksi x'e y. Şimdi sorumuz şu. Bunun öz değerleri. Ben diyorum ki bunu iki grupta inceleyelim. Özel bir soru. Yani sınavınızda çıkar çıkmaz bilmiyorum ama hoş bir soru. Şimdi şöyle yapacağız. Önce x'e sıfırları yani x ekseni üzerindeki elemanlara ne yaptığına bakalım. Bir de y ekseni üzerindeki elemanlara ne yaptığına bakalım. Şöyle anlatmak istiyorum. Arkadaşlar eksi 1 0 0 1 çarpı x'e 0. x'e 0 dediğim elemanlar kimler arkadaşlar? 1'e 0, 2'ye 0, 3'e 0, eksi 1'e 0. x ekseni üzerindeki elemanlar. Bunu çarptığım zaman ne elde ediyormuşum? Eksi x'e 0. Aa bu eksi 1 çarpı x'e 0 değil mi? Hmm. Demek ki bakın nasıl bir özdeğer buldum? Şöyle bir özdeğer buldum arkadaşlar. Lambda 1 eşittir eksi 1. Yani x80 x ekseni üzerindeki x'e 0 vektörlerini alıyor. Eksi x'e 0'a gönderiyor. Ha. Hocam yani 3'e 0'da bunun özvektör özvektörüdür. 4'e 0'da bunun özvektörüdür. 5'e 0'da bunun özvektörüdür. Evet, aynen o şekilde. Tek bir lambda bir değerine karşılık tüm özvektörler nasıl oluştu arkadaşlar? x'e 0 vektörleri şeklinde oluştu. Hmm. Yani bir tane özdeğerim var ama özvektörler uzayı oluşuyor arkadaşlar. Burası önemli. Yani tüm x'e 0 vektörleri bu öz değerle birlikte bir öz vektör oluşturuyorlar. İşte o zaman lambda 1 eşittir 1'e karşılık gelen 1'e karşılık gelen öz uzay kim oluyor arkadaşlar? 0 vektörünü kime ekliyoruz? x'e 0 x elemandır reel sayı vektörlerini ekliyoruz. Bu bir ne oluyor arkadaşlar? Vektör uzayı oluyor. Öz uzaydır diyoruz. Bu şekilde ne yapmış olduk? İfade etmiş olduk. Aslında zaten sıfır vektörü de bunun içine dahil edilebilir. Evet şimdi diğer y, sıfıra y'ler içinde benzer bir şey yapalım arkadaşlar. Yani bu sefer de y ekseni üzerindekileri alacağım. Eksi 1 0 0 1 ile bu sefer sıfıra y matrisini çarpıyorum. Bakalım y ekseni üzerindeki bakın y ekseni burası. Bu eksen üzerindeki vektörlere bu dönüşüm bu matris ne yapıyor? Çarptığım zaman eksi bir burası sıfır oldu. Burası y oldu. Hmm. Yani bir çarpı sıfıra y. Arkadaşlar ikinci öz vektörün, öz değerimizi de bulduk. Eksi bir değil tabii ki artı bir. Arkadaşlar Lambda 2 eşittir 1 özdeğeri bizim ikinci öz değerimiz Ve bu öz değere karşılık gelen öz vektörlerimizin tamamı sıfıra y şeklinde vektörler. Yani y ekseni üzerindeki vektörler. Biz öyle bir matris bulmuşuz ki bu matrisle bir tanımlanan lineer dönüşüm x ekseni üzerindeki elemanları kendilerinin negatifine gönderiyor. Y ekseni üzerindeki elemanları da kendilerinin belli bir katına gönderiyor. O halde lambda 2 eşittir 2'ye karşılık gelen öz uzay nasıl bir şey olacaktır? Sıfır vektörünü kime ekliyoruz arkadaşlar? Sıfıra y'ye ekliyoruz. Y eleman reel sayılar. Aslında burada sıfır ayrıca yazmam çok şart değil. Çünkü y reel sayılar dediğim zaman sıfır da bunun içine giriyor. Fakat şunu unutmayın. Öz vektörlerin arasında sıfıra sıfır yok. O yüzden uzay olabilmesi için buna sıfıra sıfır vektörünü de ekliyoruz. Değerli arkadaşlar öz uzayda böyle bir şey. Ee, Özdeğer ve öz vektörlerle ilgili videolarımızın devamı gelecek. Görüşmek üzere.